kudreti milletimizdik. Tarifi resmen izah ediyor, ispat ediyor. Mesela bir tanesini arz edeyim. Tarihlere geçmeyeyim. Hristiyan tarihlerinde de var, İslam tarihinde de var. Yani Doğu ve Batı milletlerinin kabul etmek zorunda olduğu tarihi hadiseler var. Onlardan birisini kısaca biliyorsunuz ama hatırlatayım tekrar. Vaktiyle bundan 500 sene evvel, 500 sene evvel diyelim, yine Avrupa var. Avrupa'da yine Almanlar var. Avrupa'da yine Fransızlar var. Coğrafyası devam ediyor. O zaman 500 sene önce Fransızlarla Almanlar savaşıyor. Savaş yapıyorlar. Savaşta Almanlar Fransızları yeniyor. Öyle bir yenildi ki savaşın sonunda askerleriyle beraber Fransız kralı François esir düşüyor. Esir. Olur ya. Ve Alman imparatoru 5. Charles bu Fransız kralını da diğer esirlerle beraber alıyor, Almanya'ya götürüp zindana atıyor, hapse atıyor. Görülmüş şey değil. Yani basit esirler gibi bir kralın da zindana atılması haysiyet kırıcı. Bu davranış karşısında Fransız kralının annesi perişan oluyor. Benim bu oğlumu diyor Fransız kralının annesi, benim bu oğlumu, kral olan oğlumu Alman imparatorunun zindanından yeryüzünde acaba kim kurtarabilir? Bakıyor İstanbul'da bulunan yeryüzündeki bütün Müslümanların halifesi durumunda, himayecisi durumunda üç kıtaya hakim. Asya, Avrupa ve Afrika kıtasına tamamen hakim olan bir devlet başkanı var. Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman. O asırda 46 yıl devletin başında kalmış. Bir fiil. Onu görüyor. Başka kimi görsün? Derhal o devrin en tanınmış diplomatlarından, diplomat, hani siyasi temaslarda çok başarılı olan bir diplomat olan Frangipani, Fransız asıllı ve 7-8 lisan bilen çok önemli bir adam, Frangipani'yi bir heyet halinde İstanbul'a gönderiyor Fransız kralının annesi. Ve bir mektup yazıyor. Zat-ı şahanenizce de bilindiği gibi Almanlarla yaptığımız savaşta yenildik. Kral olan oğlum Alman imparatorunun hapishanesinde zindanındadır. İmdad et ey muhteşem Süleyman, oğlumu zindandan kurtar diye bir mektup yazıyor. Bu mektup bütün kitaplarda var, bütün tarihi eserlerde var. Heyet İstanbul'a geliyor. Haber veriyorlar. Diyorlar ki efendimiz, sultanımız, Fransız kralının annesi Frangipani başkanlığında bir heyet göndermiş bulunuyor. Sizden huzurlarına kabul edilmelerini istiyorlar. Şeklinde haber veriyorlar. Kanuni diyor ki anladım diyor. Hay hay tamam. Ancak bu gelen diyor heyeti, bu Fransızları misafirhanede 3 gün ağırlayın diyor. 3 gün otursunlar, yatsınlar, yesinler, otursunlar, ikram edin, hizmet edin, ağırlayın. 3 gün dolduktan sonra, yani 72 saat dolduktan sonra huzuruma getirin diyor. Baş üstüne diyorlar. Bunlar var bu kitaplarda. Evet, 3 gün misafir ediliyor, ağırlanıyor, ikram ediliyor vesaire. 3 gün dolduktan sonra huzura çıkartıyorlar. Fransız heyetini çıkarıyorlar. Durum zaten bellidir. Derhal Alman imparatoruna bir name-i Hümayun, Hümayun demek biliyorsunuz sultan, padişah mektubu, Hümayun, name de mektup, bir padişah mektubu yazıyor. Diyor ki devletler hukukunda, hükümdarlar arasında devam ede gelen bir geleneğe, bir teamüle aykırı bir davranışta bulunmuşsunuz. Bir kralı basit insanlar gibi zindana mahkum etmişsiniz. Bu diyor ayıptır, yakışıksızdır. Bu dünya üzerinde çirkin bir tablodur.
derhal diyor Fransa kralı François'yı zindandan çıkarıp memleketine göndermenizi diliyorum. Aksi takdirde başka yollara başvurmakla karşı karşıya tutacağım diyor. Bu mahiyette Osmanlıca bir mektup. Daha mektup elçi tarafından Almanya'ya gönderilmeden kral serbest bırakılıyor. Ve evine, ailesine ve Fransa'ya geri dönüyor. Diyorlar ki sultanımız bunlar İstanbul'a geldiği zaman hemen huzurunuza kabul edilmelerini istediler. Siz de kabul etmediniz. 3 gün misafir edildiler, ağırlandılar. Osmanlıların hazırladıkları mutfaktan yemek yediler. Meşrubatı, mevkulatı kullandılar. Neden 3 gün bunları biz böyle boşuna masraf ettik gibi, niye beklettik, niye ağırladık? Hemen gelir gelmez neden huzura kabul etmediniz de 3 gün sonra kabul ettiniz diye sorduklarında diyor ki siz bilmiyor musunuz? Bu insanların medeniyetleri ayrı, yaşayışları ayrı, bunların yedikleri domuz eti diyor. Bu sütüne şimdi çok önemliyet veriyorlar. Annenin sütüyle beslenen çocuk başka, hayvan sütüyle beslenen çocuk başka. Bu ilmen ispatlandı, kanıtlandı. Neyse, oralara girmeyelim. Tamamen karakter değişiyor. Devamlı et yiyen insanlar saldırgan oluyor. Normal beslenenler, yani zaman zaman et, zaman zaman da sebze yiyenler mütevazi oluyor. Sebze yiyenler toprak gibi yumuşak, mütevazi, mülayim oluyor. Devamlı et yiyenler saldırgan, hücum eden, sebze insanlar karakterine bürünüyor. Yani gıda maddeleriyle karakter arasında muazzam ilmi bağlantı var.